Merhaba canlarım, merhaba güzellerim, merhaba gençler ve daima genç kalanlar, merhaba genç kalmakta kararlı olanlar. Canım yavrularım benim, arkadaşlarım, dostum benim, dünyanın en güzel dijital ailesi. Ekonomi konuşacağım, öğlende yoktum, öğlen için özür dilerim. Ama oturduğumuz yerde inşaatlar var. Haklılar, tabii yaz başlangıcı. Sağ olsun komşularımızdan biri de verandasına marangoz işleri yaptırıyor. Evet, bugün bütün bir gün çalıştılar ama çok naziktir benim komşum. Geldi, müsaade istedi. Ben de öğlen konuşmasını hazırlayamadım. Çünkü genellikle işleri o ne duvar delen şeyler var ya, makkaplarlaydı. Ve sürekli ama sürekli makkap delinmeler falan. Herhalde büyük iş yapıyorlar. Canlarım benim, onun için özür dilerim. Diyeceksiniz ki bize ne ya, niye açıklıyorsun? Biz bir aileyiz. Biz bir aileyiz, sizinle paylaşmalıyım bunları. Eğer bunları paylaşıyorum diye içinizi canını sıkılanlar varsa kusura bakmasınlar. Ben mutluluğu paylaştığım gibi zaman zaman sıkıntılarımı da sizlerle paylaşmalıyım herhalde. Değil mi canlarım benim? Ya da sıkıntılarımı sizinle paylaşıyorsam mutluluklarımı da paylaşmalıyım. Yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Yapabiliyor muyum bilmem. Çok emin değilim. Canlarım, neyse geçelim. Ekonomide yanlış şeyler yapıldığını bağıra bağıra bir hal olduk. Ben tek başıma derim bunu. Ama zannediyorum siz de farkındasınız. Ben sevgili kardeşlerimizden, sevgili dostlarımdan biraz daha farklı bakıyorum. Ekonomi yorumu yapan arkadaşlarımızın hemen her yazılarında, mutlak surette konuşmalarında dolar ismi geçiyor. Haklılar çünkü dolar üzerine yazıyorlar. Haklılar çünkü o dolar 7.24'e çıktığında pek çok kardeşimiz, dostumuz, canımız dolar satın aldılar. Dolara yatırım yaptılar ve çıkamadılar da bir daha. Çıkış da yapamadılar. Yani orada yakalandılar. Yüksek dolarda yakalandılar. Peki doların yükselmesinin Türkiye ekonomisine zararı var mı? İthalat açısından bakarsanız tabii ki zararı var. Döviz ihtiyacımız artar. Var. Haliyle onu satın alacak TL miktarı artması gerekir. Var. Yani enflasyonu körüklediği açısından, körüklemesi açısından var. Normal şartlarda bir ekonominin yabancı paranın karşısında değer kaybetmesi o ülkede fiyatları tetiklememeli. Normalde tetiklememeli. Eğer içerideki mal ve hizmet arzında küresel piyasalar çok etkin değilse, yani bir ülkenin ithalatı ihracatından çok 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 fazla değilse çok da etkilememeli. Aksine ihracatını olumlu etkilemeli. Ama bizde öyle olmuyor. İthalatı tam olarak kesemediğimiz için, çünkü ithalatı kestiğimiz zaman bu sefer doların TL karşısında değer kazanmasından dolayı ithalat yurt içindeki fiyatları arttırıyor ama dolar Türk lira karşısında değer kazandığı için ithalatı kesersek bu sefer yurt içindeki mal ve hizmet üretim arzı düşüyor. Talep aynı kalınca bu sefer iç piyasadaki fiyatlar arz talep dengesizliğine yükseliyor. Yani birisi maliyet enflasyonu olarak yansıyor, diğeri talep enflasyonu olarak yansıyor. Yani Türkiye'yi aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık modunda. Ve beni siz gençler tanımıyorsunuz. Ama beni tanıyan abileriniz, amcalarınız, babalarınız varsa sorun. Ya siz dedeyi en eski ne zamandan tanıyorsunuz diye sorarsanız yaklaşık beni 30 yıldır tanıyanlar vardır. En az 30 yıldır. Ben Türkiye'de ekonomik büyüme olmadan sefaletin ve haliyle bu insanlık rezaletinin ortadan kalkmayacağına inananlardanım. Üretimi artırmak için ise Türkiye'nin daha çok çalışması lazım. Böyle 9'ar gün tatiller değil, hayır. Birer gün, ikişer gün tatiller kabul ama böyle yılda 2 defa 9'ar gün tatiller yaparak ülke ekonomisini büyütemezsiniz. 100 kişiden 15 kişiyi işsiz bırakarak ülke ekonomisini büyütemezsiniz. İthalatı iyice düşürerek ülke ekonomisini büyütmeye çalışırsanız cari açığı azaltmış olursunuz sadece. İthalatın kolaylaştırılmasından yana değilim. Aksine öyle bir lafım yok. İşte onları nispeten yine bugün
bir risk daha alacağım, sıralayacağım. Canlarım benim. Bu konuşmayı yapma ihtiyacını hissettim. Çünkü Sözcü gazetesindeydi haber. İnternet sayfasının. İnternet sitesinin birinci sayfasında manşet haberdi. Türkiye'nin hem binek hem de hafif ticari araç yapan tek fabrikası, üreten tek fabrikası Tofaş, 28 Nisan'dan itibaren vardiya sayısını ikiye düşürüyor. 3 vardiya yapılıyordu biliyorsunuz. 3 kere 8, 24. Her bir vardiya 8 saat çalışıyor. 24 saat doluyordu. Diğer fabrikalar da bu yola gidebilirler, gidebileceklerdir. Yani Berat Albayrak'ın 2,5 milyon kişiye istihdam sağlayacağız vaadi sadece seçimde zavallı insanlara umut vermek ve oylarını almak için ortaya atılmış sıradan, basit, aldatıcı, kandırıcı ama sonunda mutlak surette tahrip edici bir taahhüttü. Olmayacağını hep beraber görüyoruz. Olabilir mi? Olabilir. Ama Berat Albayrak'ın bu kafasıyla olmaz. Berat Albayrak'la hiç olmaz. Neden? Ekonomide esas olan bir numaralı kurum güven duygusudur. Berat Albayrak'a sanayicinin güveni yok. Berat Albayrak'a bankacının güveni yok. Berat Albayrak'a tüccarın güveni yok. Berat Albayrak'a emekçinin güveni yok. Berat Albayrak'a emeklinin güveni yok. Berat Albayrak'a üreticinin, tarım üreticilerinin güveni yok. Serbest meslek erbabının bile güveni yok. Ve en önemlisi, külliyen hepsi, her biri aynı sınıfa giren 82 milyon tüketicinin güveni yok. Bu kadar güvenilmez bir Maliye ve Hazine Bakanı'yla bir ekonomiyi yönetemezsiniz. Mümkün değil. Herkesin bir gözü Berat Albayrak'tadır. O zaman insanlar bir gözüyle hamur ovalar, bir gözüyle dana kovalar misali iki işi de yapamaz. Kolay değil o. Ya danayı kaçırırsınız gözden, ya hamurun kıvamını kaçırırsınız. İkisi birden olmaz. İnsanlar ya üretecekler, işlerine bakacaklar ya da devlete bakacaklar. Devlete bakarlarsa işlerini yapamazlar. İşlerine sürekli bakarlarsa, devleti unuturlarsa çok başarılı iş çıkarırlar. Onun için liberal, demokrat, sosyalist ekonomik modelde devlet sadece ve sadece denetleyicidir. Devletin denetleyici olduğundan emin olursanız bir gözünüz devlette kalmaz. Bir gözünüz sizi kimin kandıracağından, sizi kimin uyutacağından, sizi kimin soyacağından, sizi kimin yolacağından da kalmaz. Hiç endişesiz bir şekilde işinize bakarsınız. Neden? Çünkü devlet denetçidir. Müdahaleci devlet olursa acaba yanlış mı yaptım? Acaba devlet işime el koyar mı? Acaba devlet gelirime el koyar mı? Diye korku, kuşku ve endişe içinde hiçbir şey yapamazsınız. O halde bir, devlet en başta bu, en son açtığı tanzim satış çadırları olmak üzere ekonomiden elini ayağını acilen çekecek hemen. Kamu bankaları hemen satışa konulacak hemen. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıflar Bankası'ndaki kamu hisseleri derhal satılacak ama devlet İş Bankası'nı satın almaya kalkıyor. İş Bankası'ndaki CHP, Atatürk hisselerini el koymaya kalkıyor. Yani İş Bankası'nı da kamulaştırmaya çalışıyor. Böyle bir hükümet olmaz. Bu hükümet anlayışıyla ekonomiye güvenemezsiniz. Bakınız, Ziraat Bankası Genel Müdürü faaliyet karını açıkladı. Faaliyet karını, zararını 2,5 milyar dolar zarar ettik derken bir de sonuna şunu ekledi. Ama dedi bu faaliyetten doğan zarar değil. Yani bu ne demek? Açıkça söyleyemedi ama bu işle ilgilenen bizler biliyoruz ki Genel Müdürün söylemek istediği hükümet, siyasal irade, bakanlık benim yönettiğim bankama 2,5 milyar doları yandaşlarına peşkeş çekmem için talimat verdi ve o paralar geri gelmediği için ben de zarar ettim demek. Evet, bu demek. Bunun başka hiçbir izah tarzı yok. Canlarım benim, güzellerim benim. Fakat bu arada ondan daha kolay var o özelleştirme. Özelleştirme biraz tabii süre alacak ama namuslu, dirayetli bir özelleştirme ve bağımsız bir uluslararası denetim şirketi tarafından yapılacak. Bu çok önemli. Ya bizim Türklere güvenmiyor musunuz? Ya güvendik de ne oldu?
Güvendik de ne oldu? Güvendiklerimiz? Aganigi saganigi yaptılar sülalemizle. Yok abi. Bu özelleştirme şartnamesi bunlar hazırlanırken ve diğer yapısal kurum yapısal reformlarla ilgili çalışmalar hızlandırılırken bir, acilen günlük çalışma saatleri 6'ya düşürülecek. Evet evet 6'ya düşürülecek. Vardiya sayıları ceza yöntemiyle değil ödüllendirme yöntemiyle 4'e çıkarılacak. Hızlandırılmış amortisman modeli derhal yasalaştırılarak uygulamaya konulacak. Öyle 5 senede 4 senede değil amortisman. Daha da hızlanacak amortismanlar. Neden? Fabrika 3 vardiya 2 vardiya yaparken bu sefer günde 4 vardiya yapacak. Mümkün olduğu oluyorsa eğer fabrikaların araç ve ekipmanlarının amortisman 2 yıla düşürülecek. İş insanlarının haliyle çalışma süreleri saatleri de haftalık düşeceği için maliyetler artacak. Ama bu arada ne olacak? İstihdam artacak. Yeni yatırım yapabilmemiz için çok çok büyük paralara ihtiyaç var şu anda. Oysa mevcut yatırımlarda istihdamı artırarak yani vardiya sayısını artırarak bunu elde edebiliriz. Bir vardiya dediğiniz zaman %25 istihdam artışı sağlar. Bu demektir ki mevcut çalışanlarınıza her 4 çalışanın yanına bir çalışan daha koyacaksınız. Hatta 3 çalışanın yanına affedersiniz. 3 çalışanınız yanına bir çalışan daha koyacaksınız. Şirketinizde 3 kişi çalışıyorsa 4'e çıkacak. 6 kişi çalışıyorsa 8'e çıkacak. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler hemen derhal yapmalılar. Böylelikle istihdam artacağı için üretim de artacak. Üretim artmasıyla birlikte istihdam artması da aynı anda olacağı için istihdamdan dolayı piyasaya giren para yeni üretimle çok rahat karşılanacak. Hatta üretim fazlası çok daha kolay ihraç edilebilecektir. Bitmedi tabii ki. Bitmedi. Merkez Bankası zırt tırpır tır faiz indir faiz düşür yaparak dolara müdahale etmekten vazgeçecek. Merkez Bankası sadece ve sadece piyasalardan para kurulunu çalıştırarak piyasalardan dolar satın alacak, dolar satacak. Öyle birden değil elbette ölçülü bir şekilde dolar alacak. Bir süre dolar alımının devam edecek. Doların fiyatı Türk liraya karşı yükselecek. Yükselsin bırakın yükselsin. Bu arada yapılması gereken ham madde, yatırım malı gibi ithalatlarda vergi oranları düşürülürken diğer bütün ithalatta vergiler uluslararası anlaşmalar ölçeğinde artırılacaktır. Artırılmalıdır daha doğrusu. Canlarım benim. Bunlar şimdilik hemen benim kısa vadede sizlerle paylaşmak için. Sizlere ya Memduh dede de sade eleştirmiyor. Demek ki yıllardır bu konuda kafayı patlatıyor diye düşünmenizi sağlamak için. Çünkü sizler beni yeni tanıyorsunuz. Ben çok çile çektim bu konularda. Çok saldırıya uğradım. Amcalarınız, dayılarınız, abileriniz bilirler. Bilhassa banka finans dünyasının kodamanları, banka patronlarının danışmanları, hem gazeteciler hem de danışman olup da gazetelerde patronları sayesinde köşe bulan, İşimlerinin başında da akademik ünvan bulunan pek çok kişi bana neler yapmadılar, ne hakaretler ettiler. Ve dediğim gibi de siyasi liderler de, başbakanlar da bunlara katılınca beni 15 yıl gazetelerden ayırdılar, kopardılar. Hayır onlar kopardılar da ne oldu? Bakın şurada dev gibi bir dijital aile haline geldik. Daha önce söylemiştim, seçimlerden sonra bu konulardaki önerilerimi, öngörülerimi sizlerle paylaşacağım diye. Bu şimdilik sadece bir deneme önermesi. Kısaca öz ama şart. Toparlayarak bitirmeme izin verirseniz. 1. Kamu bankaları derhal özelleştirilecek. Derhal ama bu özelleştirme uluslararası güvenilir bir denetim şirketi tarafından yapılacak. Türk Hava Yolları da özelleşecek. Elbette.
Türk Hava Yolları şu anda arpalık var ya, bildiğiniz arpalık. Bakın İstanbul Belediyesi'ni gördünüz mü ne hale getirilmiş? İstanbul Belediyesi, dürüst, haysiyetli, onurlu, şerefli, devletini, halkını, milletini düşünen bir iktidar tarafından ne zaman yönetilir bilemiyoruz. O zaman şu, bu halde şu anda yapılması gereken Türk Hava Yolları'nın derhal arpalık olarak olmaktan kurtarılması, sağlam, emin bir özel sektörde satılarak sağlam, bakın tekrar diyorum, denetimi uluslararası bir şirket tarafından yapılacak satışla ve para kazanır. En azından ülkeye vergi kaynakları getirir bir hale dönüştürülmelidir. Devlet Demir Yolları hemen derhal yarından öte özelleştirilmelidir. 100'e yakın şehit verdik. Devlet Demir Yolları'nın özensizliği, anlamsızlığı ve vurdum duymazlığı yüzünden. Kaliteli iş yapmak için çok para harcamak gerekiyor. Bizim Devlet Demir Yollarımız çok para harcar, kalitesiz iş yapar. Neden? Kaliteli iş yapmak için çok para verirse kendilerine para kalmaz. Onun için de en kalitesiz işi yapacak yandaş birini bulurlar, ihaleyi ona verirler, aradaki farkı da paylaşırlar. Bu az gelişmiş bir ülkenin kaderidir ne yazık ki. Türkiye bundan kurtulmalı. Az gelişmişlikten kurtulmanın birinci şartı arpalık. Devletin malı deniz yemeyen domuz misali tanımlanan kamu kurum ve kuruluşlarından bir an önce kurtulmaktır canlarım benim. Evet, bu arada da dediğim gibi bunlar yapılırken aynı zamanda vardiya sayısı artırılmalı. Çalışma saatleri günlük 6'ya düşürülmeli. İş insanlarının, üreticinin, bilhassa üreticinin, sanayi üreticisinin gelir vergisi ve kurumlar vergisi oranları düşürülmeli. İşverenin sigortalardaki prim payı azaltılmalı. Merkez Bankası dövize müdahale etmekten vazgeçmeli. Özür dilerim, faize müdahale etmekten vazgeçmeli. Öyle zırttır bırttır faizler artışı olmaz. Faizi bırakalım, bankalar kendi aralarında kendi kendilerine düzenlesinler. Merkez Bankası'nın yapacağı tek şey piyasalara girip para yaratarak dolar almak. Çok para olmuşsa piyasalarda dolar satıp parayı içeri çekmek olmalıdır. Merkez Bankası'nın başka hiçbir işi olamaz. Ne işi var Merkez Bankası'nın faizlerle uğraşarak, faizler aracılığıyla doları düşürmekte? Ne kadar saçma sapan bir şeydir bu. Canlarım benim. Yani bunları daha uzun uzun konuşacağız. Akşam saat 22.30'da yine. 22 diyorduk ama 22.30'da buluşmak. Yetişemiyorum. Yalan yok arkadaşlar. Yetişemiyorum. Kolay olmuyor. Çünkü çoğu zaman montaj da yapmak zorunda kalıyorum artık. Öğrendim ya montajı. O nedenle kolay olmuyor yetişmem. Lütfen beni anlayışla karşılayın. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum canlarım benim. Hoşça kalın.